Değerli öğrenciler merhaba. Bu hafta yine yazım kurallarıyla devam edeceğiz. İlk hafta büyük harflerin kullanıldığı yerleri bitirdik. Geçen hafta yani ikinci haftamızda kısaltmaların yazımını bitirdik. Bu hafta da sayıların yazımıyla devam edeceğiz. O zaman başlayalım. Sayılar yazıyla da rakamla da ne yapılabilirmiş? Yazılabilirmiş. Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır. Metin içerisinde. Bakalım bugün kümesten 32 yumurta aldık. Nasıl yazdık? Yazıyla. Yaş 35 yolun yarısı eder. Nasıl yazdık? Yazıyla. Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda, bilimsel yazılarda, kesinlik aranan konularda da nasıl yazıyormuşuz? Rakamla. Örneklerimize bakalım. 19.30'da 250 lira, 50 kilometre, 10 metre kumaş, 500 bin kişi hepsini nasıl yazdık biz? Rakamla yazdık. Bir notumuz var. Saatlerin okunuşunda sıfırlar dikkate ne yapılmazmış? Alınmaz. Bak 11.00'da değil de ne diyeceğiz? Sıfırları dikkate almayarak 11'de ya da 20.00'da değil de 20'de diyeceğiz. Saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla da ne yapılabiliyormuş? Yazılabiliyormuş. Saat 9'u 5 geçe, saat 5. Nasıl yazdık bunları? Yazıyla yazdık. 4 veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri yazıyla yazılabilir. 1 milyon imza toplandı. Biz 6 sıfır koymak yerine ne yazdık? Milyon yazdık. Ne için? Kolay okunabilmesi için. Ya da 5.620 öğrenci var derken 1000'i yazıyla yazdık. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar nasıl yazılıyormuş? Ayrı yazılıyormuş. Köyümüzün nüfusunu 2022 kişi oluşturur. Kaç sözcük? 1, 2, 3, 4 sözcük birden fazla değil mi? Nasıl yazdık her birini? Ayrı yazdık. Bir notumuz var. Bakalım. Sayıların bitişik yazıldığı yerlerde vardır. Diğer sayfada bakalım. Bunlar neymiş? Para ile ilgili işlemlerle senet, çek ve benzeri ticari belgelerde geçen sayılar nasıl yazılıyormuş? Bitişik yazılıyormuş. 1.530 TL 50 kuruş derken her biri nasıl yazdık? Biz TL'sinden kuruşuna kadar bitişik yazdık. Diğeri bitişik yazılan neymiş? Notan isimleri. 16'lık, 32'lik derken bunları bitişik yazıyoruz. Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk ne yapılmıyormuş? Bırakılmazmış. %10 yazarken bıraktık mı boşluk? Bırakmadık. Ya da binde 3 yazarken boşluk bırakmadık. 4 veya daha çok basamaklı sayılar sondan yazılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır. Aralarına ne gelirmiş? Nokta gelir. 4 basamaklı bir sayı yazmışım. 5567. Sondan sayıyorum. 1, 2, 3 ve noktayı koyuyorum. 5 basamaklı bir sayı vermişim. Sondan 1, 2, 3 sayıyor ve ne yapıyorum? Noktayı koyuyorum. Yine 6 basamaklı bir sayı vermişim. 1, 2, 3 noktayı koyuyorum. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla ne yapılabilir? Gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur. Ben virgül koyuyorum buraya. Bak. İlk örneğimiz. Ne yaptık? Rakamdan sonra nokta koyduk. Ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek getirilir. İkinci kullanımımız. Rakamdan sonra noktaya ne getirdik? Kesme işareti getirdik ve derece gösteren ekimizi koyduk. Bir notumuz var. Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır. Ayrıca nokta konmaz. Bak, rakamdan sonra nokta koyduk. Rakamdan sonra kesme işareti koyduk ve derece gösteren ekini getirdik. Ama hem nokta hem kesim işareti koyup derece gösteren ek ne yapılmaz? Getirilmez. Bir ikinci kullanım doğru iken üçüncü kullanım yanlıştır. Birleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. Yani birinci kullanım yanlış, ikinci kullanım
Doğru. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır. 12 tam 10'da 5 derken nasıl ayırdık? Virgülle ayırdık. Ya da 3 tam %6 derken kesiri virgülle ayırdık. Bayağı kesirlere getirilecek ekler. Alttaki sayı esas alınarak yazılıyormuş. 1 bölü 2. Alttaki sayımız 2 mi bizim? Bak, sayıyı esas alarak ne yaptık? Ekimizi getirdik. Ve kesme işareti ile ayırdık. Evet, bir de bizim neylerimiz var? Roman rakamlarımız. Peki bunları nerede kullanıyormuşuz? Bir bakalım. Tarihi olaylarda, bak, Birinci Dünya Savaşı, yüzyıllarda örneğimiz, hükümdar adlarında, tarihlerde ayların yazılışında, şuraya dikkat çekelim, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümünden önceki sayfaların numaralandırılmasında, maddelerin sıralandırılmasında ne yapıyormuşuz? Roman rakamlarını kullanıyormuşuz. Evet, bu son konumuzdu. Sayıların yazımında artık ne yaptık? Bitirdik. O zaman birkaç tane sorumuz var. Sorularımıza bir göz atalım. Okuyalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazılışı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? Tamam, soru köklerine dikkat edelim. Yapılmamıştır diyor. Beşinci çocuk yetenekliye benziyor. Bak, rakamdan sonra ne yapılıyordu? Ya nokta konuluyordu ya da kesme işaretiyle ayrılıp derece bildiren ek yazılıyordu. Bak, derece bildiren ek ama 5 sessiz bitiyor. Nasıl başlaması lazım? 5. buraya iyi gelmesi lazım. Ya bunu getirmemiş. O zaman yanlış bir kullanım. İftar yemeğinde 150 kişi zehirlenmiş. Birden fazla rakam varsa nasıl yazılıyordu? Sayı belirtiyorsa ayrı yazılıyordu. Birleşik yazılmış. Bu da yanlış. Sırada bekleyenleri ikişer ikişer aldık. Üleştirme sayı sıfatları nasıl yazılıyordu? Yazıyla. Doğru bir kullanım. D'ye bakalım. Kitapta 20. sayfada kaldım. Eğer sıra belirten sayıdan sonra nokta geliyorsa tekrar ince ince getirmeye gerek var mıydı? Ya da kesme işareti tekrar ayırmaya gerek var mıydı? İkisi bir arada kullanılıyor muydu? Kullanılmıyordu. Bu da yanlış. O zaman doğru cevabımız C'dir. İkinci sorumuza devam edelim. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sayıların yazılışı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bu sefer bize yapılmıştır diye sormuş. Önceki sorumuza yapılmamıştır demişti. A. Müzikte 16'lık notaları öğreniyoruz. Evet, bitişik yazılan yerlerden biri de neydi? Notaların adı. Bu doğrudur. B'ye bakalım. Kasada 2 milyon lira para vardı. Şimdi okunuşu kolay olsun diye biz 6 sıfır atmak yerine ne yapıyorduk? Bini, milyonu, milyarı, trilyonu yazıyla yazıyorduk. Doğru. C'ye bakalım. Yarışmanın 21.11.2018'de yapıldığını söyledi. Roman rakamları aylar, tarihlerde ayların yazılışında kullanılıyor muydu? Kullanılıyordu. Kullanılmış. Doğru. D'ye bakalım. Akşam saat 21.00'da görüşeceğiz. Biz saatleri okurken sıfırları esas alıyor muyduk? Almıyorduk. Ama burada sıfırları esas mı almış? Almış. O zaman buradaki kullanım yanlıştır. Cevabımız D'dir. Diğer sorumuza devam edelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bilgi verilirken bir hata yapılmıştır? A. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır. Bak, ne dedik? 12 tam ne diyelim? 12 tam 10'da 5 diyelim. Nasıl ayırıyorduk? Virgülle. Doğru. B'ye bakalım. Bayağılı kesirlere getirilecek ekler alttaki sayı esas alınarak okunur. Bak, 1 bölü 2'si demiştik. Alttaki sayımız bu muydu? Evet. Ve ek buna göre getiriliyor muydu? Getiriliyordu. Bu da doğru. Yüzde ve binli işaretle yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz. %10 derken biz işaret ve sayı arasında boşluk bırakıyor muyduk? Bırakmıyorduk. Bu kullanım da doğru. D'ye bakalım. Para ile ilgili işlemlerle senet, çek ve benzeri ticari belgelerde geçen sayılar ayrı yazılır. Arkadaşlar, bunlar nasıl yazılıyordu? Bitişik. Bir diğer bitişik yazılan da neydi? Notu adları. O zaman D şıkkımız nedir bizim? Yanlıştır. Çıkabilecek soru şekillerini gördük arkadaşlar. Bu hafta sayıların yazımını da bitirdik. İyi günler diliyorum.